Şu anda Kemaliye'de dünyanın en büyük kanyonlarından birisi olan Karanlık Kanyon'dayım. Şimdi yemeğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak tas kebabını hazırlayacağım. Çünkü pişme süresi pilava göre biraz daha uzun. O yüzden önce soğan doğrayacağım 2 tane. 2 tane soğan yaklaşık 1 kilo kadar kuşbaşı et için yeterli. Görüyorsunuz burada 2 tane kabım var. Bir tanesinde pişirme yapacağım. Bir tanesinde de hazırladığım eti koyacağım. Önce eti tamamen karıştırmak için kendi tenceresini kullanıyorum. Soğanları içerisine yerleştirdim. Üzerine kasaptan aldığım etleri ilave ediyorum. Şimdi eti içerisine ilave ettim. Yavaş yavaş üzerine baharatlarını koyacağım. Tabanda ezmem gerekiyor. Biraz tane karabiber var. Onun içerisine atıyorum karabiberi. Böyle biraz havanda ezeceğim, iri bırakacağım ki uzun süre pişecek, tam lezzetini versin diye. İçerisine şimdi kakule atıyorum. Kakule de gerçekten ete çok lezzet verecek. Birkaç tane kakuleyi bu şekilde hafifçe kırarak hazır hale getiriyorum. Kakuleyi de ezdim. Şimdi güzelce etin üzerine döküyorum hazırladığım karabiber ve kakuleyi. Biraz ezdikten sonra içerisine 2 parça hemen tarçın atacağım. Eğer çubuk tarçınınız yoksa toz tarçın da kullanabilirsiniz. Tabii ki tuzunu üzerine ilave ediyorum. Ve son olarak da üzerine biraz tereyağı ilave edeceğim. Şimdi yavaşça bu hazırladığım etli karışımı karıştırıyorum. Aslında şimdi yemeğe ismini veren işleme geleceğiz. Yemek bu şekilde pişmiyor. Yemek bir bakır tasa yerleştiriliyor bu şekilde. Ve sonrasında ters çevirerek tencerede pişirmeye bırakacağız. Etleri güzelce bakır kaba aldım. Eğer evinizde bakır kap yoksa ısıya dayanıklı bir kabın içerisine etleri yerleştirip sonra pişireceğiniz tencereye bu şekilde ters çevireceksiniz. Amaç burada etin buharı çok fazla çıkmadan etin çok daha yumuşak ve lezzetli pişmesini sağlamak. Biraz su ilave edeceğim önce kenarına da hafifçe. Şöyle üstten hafifçe su ilave ediyorum. Ve sonra ara ara suyunu kontrol edeceğim pişerken. Eğer su tamamen çekilmişse çok az daha su ilave edeceğim. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika arasında etim lokum gibi pişmiş olacak. Sonrasında üzerine sarımsaklı süzme yoğurtla servis edeceğim. Ateşin az olduğu bir köşeye bırakıyorum. Ve tas kebabım pişmeye başladı. TRT. Özü sözü insan.